Bir önceki dersimizde move aracı ile kopyalamayı görmüştük. Şimdi aynı işlemi aslında rotate aracılığımızla da yapabiliriz. Tabii rotate ile arasındaki fark çevirerek kopyalama işlemin yapılmış olması. Örnek vermek gerekirse görmüş olduğunuz bir obje var. Bu objeyi ne yapacağım arkadaşlar? Çoğaltacağım. Burada tabii objenin eksenini dışarı taşıyabilirsiniz. Yani objenin merkezinden dışına taşıyabilirsiniz. Bu işlem için Effect Poly Only kullanarak ne yapıyorduk? Şuradan da Move aracımızı kullanarak örneğin şuraya taşıyalım. Objenin merkezini, ardından burayı kapatalım. Tekrar objeyi seçiyorum. Şimdi Rotate işlemini yapacağım. Objeyi arkadaşlar Rotate işlemine şu şekilde tabi tutabilirsiniz. Objeyi döndürme işlemini, yani mouse'la döndürme aksını seçtikten sonra Shift'e basılı tutarak ne yapabilirsiniz? Kopyalayabilirsiniz. Bu esnada şuradaki görmüş olduğunuz gibi bakın şurada açının miktarını ayarlayarak ne yapabilirsiniz? Clone Options penceresini Shift'ten parmağınızı kaldıktan sonra açtırarak buradaki miktarı belirleyebilirsiniz. Burada diyelim ki 15. Buradaki aralıklar her objenin aralığı buradaki açı kadar olacak. Ve türünü seçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çoğaltma işlemini döndürerek çoğaltma işlemini yapabilirsiniz. Ctrl+Z ile geri alalım. Tabii bunun biraz daha kolay bir yolu var. O da şuradaki snap araçlarını kullanmak. Buradaki Angle Snap aracını kullanmak. Burada sağ tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi Angle değeri 5'er dereceyle artıyormuş. Örnek vermek gerekirse bunu 15'er derecede kilitlen diyoruz. Ve ardından tekrar Shift'e basılı tutuyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık 15'er derecede kilitleniyor. Kenetleniyor obje. Buradan sayısını giriyorum. 10 tane diyorum. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi objeyi tek hamlede eşit aralıklarla ve aynı ölçüde ne yapmış oldum? Çoğaltma işlemi yapmış oldum. Bunun yanında arkadaşlar objeyi ne yapabilirsiniz? Snap araçlarını da kullanarak da kopyalayabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse snap aracını etkin ettikten sonra burada sağ tıklayalım. Herhangi bir köşe noktaları etkin olduğuna emin olalım. Objeyi seçtim. Taşıma aracıma tıkladım. Ve buradan herhangi bir köşeye geldikten sonra veyahut da yakalama noktasını seçtikten sonra bakın buradaki köşeler. Burada bir move simgesi çıkacak. Şuradan fark etmez. Şu anda burası çıktı. Buraya çıktıktan sonra arkadaşlar taşıma simgesi çıktıktan sonra buradan ne yapıyorum? Tekrar Shift'e basılı tutarak ne yapıyorum? Objeyi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kolaylıkla bir tane çoğaltabiliyorum. Aynı işlemi yine buralara da uygulayabilirsiniz. Burada tabii çok yakalama noktası seçtik. Biraz bizim için problem oldu. Objenin köşe noktasını seçiyoruz. Ardından ne yapıyorum arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi diğer noktasına şu şekilde kopyalama işlemini yaptım. Buradan kopya sayısını diyelim ki 3 tane olacak. Okey diyorum. Görmüş olduğunuz gibi obje yan yana eklenerek ne yapılıyor? Çoğaltılıyor.